Merhaba, ben Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisi Burak Toprakdere. Bu video, SHO 316 ve 319 uygulamalı araştırma 1 ve 2 dersleri kapsamında Burak Toprakdere, Nisanlı Kuşlu, Kübra Erdener, Ebrar Yılmaz ve Hilal Karaşın tarafından pandemi döneminde online eğitim gören üniversite öğrencilerinin yaşamış olduğu psikososyal sorunlar üzerine yazılan lisans tezimiz hakkında bilgi vermektedir. Çalışmamız Profesör Doktor Reyhan Atasu Topçuoğlu ve araştırma görevlisi Ruki İnekçi Alan ile birlikte yürütülmüştür. Çalışma sürecimizde yanımızda olan sevgili hocalarımıza katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Araştırmamızın bazı tanımlarından bahsetmek istiyorum. Bu araştırmada online eğitim, sınıf ortamından uzakta ve birbirinden bağımsız yer ve zaman süreçlerinde internet aracılığı ile uygulamaya geçirilen asenkron eğitim, TV eğitimi, EBA gibi platformlar aracılığı ile sürdürülen eğitim modelidir. Yüzde eğitim ise normal zamanda öğretilen geleneksel yöntemler ile yer ve zaman olarak öğrencilerin aynı ortamda bulunarak sunulan bir eğitim modelidir. Pandemi ise COVID-19 salgını dolayısıyla ülkemizde ve dünyada yayılan salgının seyri dahilinde eğitim dönemi olarak 2020-2021 yıllarını kapsayan, eğitim hayatını etkileyen salgın bir hastalık olarak tanımlanmıştır. COVID-19 ise 2020 yılında ortaya çıkan dünyada ülkemizde etkisini özellikle fizyolojik sağlık ve psikolojik sağlık alanlarında gösteren solunum yolu ile insanlar arasında birbirine bulaşabilen bir salgın olarak tanımlanır. Psikososyal. Bu araştırmamızda psikososyal, bireyin zihinsel davranışları ve duygusal davranışlarını sosyal etkiler ile birleştirerek ortaya çıkardığı durumlar arasındaki etkileşim olarak tanımlanır. Öncelikle konuyu seçme sebebimizden ve araştırmanın amacından bahsetmek istiyorum. Bizlerin de yaşamış olduğu ve küresel bir soruna sebebiyet veren COVID-19 salgını, eğitim sürecimiz de dahil olmak üzere bütün hayatımızı etkilemiş bulunmaktadır. COVID-19 salgını sürecinde geçiş yapılan online eğitimin bizlerin ve çevremizdeki insanların yaşam dinamiğini değiştirdiği için sürecin etkileri üzerine bir araştırma yapmayı ve literatüre katkı sunmayı hedefledik. Dolayısıyla araştırmamızın amacı online eğitim alan öğrencilerin psikososyal sorunlarının incelenmesi oldu. Gösterilecek öneriler ve elde edilen bulgular neticesinde alan yazına etki sağlamaktır. Araştırmamızın ana problemi ise pandemi döneminde online eğitim gören üniversite öğrencilerinin yaşamış olduğu psikososyal sorunları etki eden faktörlerin belirlenmesidir. Araştırmamız betimsel tarama modeli kullanılarak NICEK araştırma yöntemleri ve SPSS programı ile değerlendirilmiştir. Yapılan görüşmeler online anket yolu ile gerçekleştirilmiş olup araştırmamıza 82 kişi katılım sağlamış ve 58 soru yöneltilmiştir. Araştırmamızın kuramsal temelinde öğrencilerin psikososyal sorunlar yaşamasına sebep olan internet erişimi, materyal erişimi, sosyoekonomik farklılıklar ve benzeri eğitmenlerin yol açtığı stres, anksiyete gibi mental sağlık sorunları ve bunların altında yatan sebepler ile ilişkili kavramlar bulunmaktadır. Araştırmamızın evreni Türkiye'de pandemi sürecinde eğitim alan üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmamızın örneklemi ise 2020-2021 dönemi Hacettepe Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdeali Bilimler Fakültesi'nde eğitim gören sosyal bilimler öğrenciler olarak belirlenmiştir. Bir diğer önemli nokta ise araştırmanın sınırlılıkları konusudur. Bu sınırlardan en önemlilerini
Hacettepe Üniversitesi fakülte ve dönem oluşturmaktadır. Bu durumda elde edilen sonuçların genellenebilirliğini sınırlamaktadır. Eğitim disiplinlerindeki farklılıklar da önemli bir sınırlamadır. Bazı bölümler mühendislik veya sağlık bilimleri gibi uygulamalı eğitim gerektiren alanlarda online eğitimin etkileri sosyal bilimler, idari ve iktisadi bilimler ve beşeri bilimler gibi teorik ağırlıklı alanlara göre daha belirgin olabilmektedir. Bu çalışmada öğrencilerin motivasyon düzeylerini, duygusal ihtiyaçları, sosyal etkileşimleri ve online eğitim süreçlerindeki diğer önemli faktörler, sosyal hizmet uzmanlarının müdahale ve destek stratejilerini şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Çalışma aynı zamanda sosyal hizmet uzmanlarının online eğitimde etkili şekilde çalışabilmeleri için gereken bilgi ve beceri yöntemlerine dair bir çerçeve oluşturmaktadır. Sosyal hizmet eğitimi ve uygulamasına yönelik pratik katkıda bulunmak adına önem taşımaktadır. Araştırma kapsamında elde ettiğimiz bulgulara göre pandemi döneminde öğrencilerin en çok zorlayan konular, evde kalmanın ve izolasyon sürecinin getirdiği zorluklar, sosyalleşememek, online eğitimde yaşanan teknik aksaklıklar, psikolojik sağlık ve fiziksel sağlık açısından yaşanan sorunlar, üniversite deneyiminde online olması sebebiyle tam anlamıyla yaşayamamaları olmuştur. Ayrıca 22 yaş ve üzeri katılımcılar online eğitimin yüz yüze eğitimden daha etkili olduğunu, online eğitimin kendilerini araştırmaya teşvik ettiğini savunmuştur. Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla mahremiyet konusunda daha fazla sorun yaşadığı görülmüştür. Aynı zamanda araştırma ile pandemi döneminde öğrencilerin akademik başarısının göstergelerinden biri olan not ortalamasının düştüğü anlaşılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin notlarının düştüğü, görece yaşı daha büyük olan bireylerin online eğitimde daha motive olduğu, yüksek gelirli öğrencilerin araç gereç konusunda yeterli materyale ve özel alana sahip olduğu olmasından kaynaklı olarak konsantrasyon sorunu yaşamadığı, online eğitim esnasında kamera ve mikrofon açılımının öğrencilerde kaygı bozukluğuna sebebiyet verdiği, izolasyon sebebiyle bireyselleşme, depresyon oranında artış olduğu, odak problemleri, sürekli olarak ev ortamında bulunmaktan kaynaklı aile, arkadaşlık ve flört ilişkilerinde sorunlar yaşandığı, uyku ve yeme düzeninde bozukluklar yaşandığı gözlemlenmiştir. Elde edilen bulguları ile yaşanan sorunların çoğunluğunda sosyalleşememe, odak problemleri, zaman yönetimi ve kaygı bozukluğu olduğu öğrenilmiştir. Öğrencilerin psikolojik ve sosyal refah açısından verilebilecek öneriler kapsamında sosyal bağlantıların güçlendirme çalışmaları, teknolojiye erişim desteği ve eğitim politikaları uygulamalarına yer verilebilmektedir. Sosyal hizmet perspektifinden bir yorum yapmamız gerekirse, öğrencilerin sosyalleşme ve probleminin yoğunluğu sebebiyle güçlendirilme yaklaşımı ile sosyal hizmet uygulamasının öğrencileri ve çevresini incelenmesi açısından ekolojik yaklaşım ile değerlendirilmesini, baş etme stratejilerinin geliştirilmesini, stres yönetiminin geliştirilmesini önerebilmekteyiz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.